Kırmızı ve mavi protonlara bakacak olursanız ikisinin de bu karbona bağlı olduğunu göreceksiniz. Buradaki çift bağa bakarsak bu bağa bağlı farklı gruplar görüyoruz ve çift bağ etrafında dönme hareketi olmadığı için kırmızı ve mavi protonlar mecburen farklı ortamlarda bulunur. Orada kilitli kalır gibi düşünün. Bu sebeple bunlar kimyasal olarak eşdeğer değillerdir ve kimyasal eşdeğer olmadıkları için eşleşebilirler yani çift oluşturabilirler. Bu eşleşmeye aynı karbon üzerinde olduğu için buna geminal eşleşme ya da çiftlenimi diyoruz. Geminal derken aslında ikiz denmek isteniyor. Yani bir nevi ikiz eşleşmesi ya da çiftlenimi. Evet bu karbonlar birbirlerini etkileyebilecek kadar yakındırlar. Öncelikle çiftlenim olmayan NMR spektrumunu ele alalım. Mavi proton için bir sinyal, kırmızı proton için de yine bir sinyal görmeyi bekleriz. Burada çiftlenim olmayan spektrumu görüyorsunuz. Fakat biliyoruz ki kırmızı protonun manyetik momenti harici manyetik alanla veya ona karşıt olarak hizalanabilir. Ve bu da mavi protonun sinyalinin ikiye yarılmasına sebep olur. Aşağı inecek olursak mavi proton için burada bir dublet görüyoruz. Manyetik moment için dediğimiz şey mavi proton için de geçerli. Yani mavi protonun manyetik momenti harici manyetik alanla veya ona karşıt olarak hizalanabilir ve bu da kırmızı protonun sinyalini dublete çevirir. Bu sebeple kırmızı protonun sinyalinde de iki pik noktası görülür. Spin spin yarılması videosunda bundan detaylıca bahsetmiştik. Bu videoda eşleşme ya da çiftlenim sabitini işleyeceğiz. Çiftlenim sabiti, sinyalin pik noktaları arasındaki uzaklığı gösterir. Sinyalin iki pik noktası arasındaki mesafeyi düşünecek olursanız, bu çiftlenim sabitidir. Çiftlenim sabiti, bu iki sinyal içinde aynıdır. Çünkü bu protonlar birbirlerini yarar, yani birbirleriyle eşleşirler. Çiftlenim sabiti hertzle ölçülür. Burası 1,4 Hz, burası da 1,4 Hz ise bu protonlar eşleşmiş olduğu için burası da 1,4 Hz olmalıdır. Hertz kullanılmasının sebebi hangi NMR spektrometresinin kullanıldığı fark etmeksizin çiftlenim sabitinin aynı olmasıdır. Yani çalışma frekansının ne olduğu fark etmez. Aynı çiftlenim sabitini alırsınız. Evet. Gerçek NMR spektrumlarına bakacak olursak, burada gerçek bir NMR spektrumunun yakınlaştırılmış halini görüyoruz. Kırmızı protonun sinyalini burada, mavi protonun sinyalini ise burada görüyoruz. Etkileşimli spektruma yani protonlar arasında çiftlenim sabiti olanına baktığımızda bu iki pik noktasının yüksekliğinin aynı olduğunu varsayıyoruz. Fakat gerçek NMR spektrumuna baktığınızda tam olarak aynı değiller. Buradaki biraz daha yüksek. Daha yüksek olan pik noktasına doğru bir ok çizerseniz, okun yarılmaya sebep olan proton sinyalini gösterdiğini göreceksiniz. Ok sağa doğru bakıyor. Biz de tam burada mavi protonun yarılmasına sebep olan kırmızı protonun sinyalini görüyoruz. Yani duplet eşleşmiş olduğu protona doğru işaret ediyor. Aynı şey bu sinyal için de geçerli. Bu pik biraz daha yüksek. O zaman daha yüksek noktaya bir ok çizelim. Yine duplet eşleşmiş olduğu protona doğru işaret ediyor. Farkındaysanız bu dupletlerin üzerinde sanki bir çatı varmış gibi oldu. İşte bunu NMR spektrumunda gördüğünüzde dubletlerin eşleşmiş oldukları protona doğru işaret ettiklerini düşünün. Böylece elinizin altındaki NMR spektrumunda neler olup bittiğini daha iyi anlayabilirsiniz. Evet. Şimdi de başka bir çiftlenim sabiti örneğine bakalım. Bu moleküle bakalım ve etil grubuna odaklanalım. Bu karbonun iki protonu var. Bu protonlar için bir sinyal görmeyi bekliyoruz. Burada ise bu karbonun üç protonu var. Bu karbonlar için ise bir başka sinyal görmeyi bekliyoruz. Mavi protonlara odaklanalım. Kaç komşu protonumuz var? Mavi protonlar bu karbona bağlı. Ona komşu olan hemen yanındaki karbonsa bu. O zaman kaç komşu var? 1, 2, 3. 3 komşu proton görüyoruz. N eşittir 3. N artı 1 kuralını kullanıyoruz. Yani N artı sayıda pik noktası görmeyi bekliyoruz. Burada da 3 artı 1'den 4 pik noktası bekliyoruz değil mi? Bunun ismi ise kuartet. Şöyle çizelim. NMR spektrumu üzerinde göreceğimiz şey bu. Şimdi kırmızı protonları yapalım. Kaç adet komşu protonumuz var? Hepsi bu karbona bağlı ve ona komşu karbon bu. Komşu karbon üzerinde ise 2 proton var. 2 komşumuz var yani n eşittir 2. O zaman n artı 1 pik noktası görmeyi bekliyoruz yani 3 nokta. Buna triplet deniyor. Bu protonların göstereceği sinyal işte budur. Kırmızı ve mavi protonlar birbirlerini yardıkları için çiftenim sabiti aynıdır. O zaman pikler arasındaki mesafe aynı olmalıdır. Yani 7 Hz. Bu mesafe 7 Hertz olmalıdır. Buradaki mesafe de aynı şekilde. Hepsi eşitmiş gibi yapmalıyız. Aynısı bunun için de geçerli. Çiftlenim sabiti 7 Hertz. Aynısı bu sinyal için de geçerli. Mesafe 7 Hertz olmalı. Burası için de aynı şekilde. Umarım bu video size çiftlenim sabiti ile ilgili bir fikir vermiştir.